Kankım, ben başla deyince. Saatler 02:14. Milas yangınlarında 6. gün. Haber Milas olarak yangının devam ettiği bölgeden bildiriyoruz. Son olarak son yayınımızı Feslen Mahallesi'nde yapmıştık. Feslen'de alevler geniş bir hatta evlere doğru ilerliyordu ve ekipler yangınla mücadelesini sürdürüyordu bıraktığımızda. Feslen'de 5 bölgede parlama görmüştük. Ve ardından alevlerin Bayır, Gürceğiz, Akçakaya buralarda çok etkili olduğunu öğrendik ve bölgeye geçtik. Şu an Bayır mahallesindeyiz. Bu mahallenin karşısında alt şu alevlerin arka tarafında Gürceğiz. Gürceğiz köyünden alevlerin geçtiği belirtiliyor buradaki yukarısında, vatandaşlar tarafından. Yukarısında Akçakaya köyü yandı. Evet, yukarısında Akçakaya'da yangın etkili oldu. Akçakaya'da bazı vatandaşların sağlık ekiplerince ve diğer AFAD görevlilerince kurtarıldığını biliyoruz. Tahliye işlemleri sırasında. Bayır Mahallesi'nden Gürceğiz hattındaki alevleri izliyorsunuz. Rüzgar burada etkili. Evet. Alevler şu sırt boyunca devam ediyor. Bayır Mahallesi tahliye edilen mahalleler arasında, ancak bazı evlerde vatandaşların yangın nöbeti sürüyor. Buradan bunu iletelim. Gündüzden bu yana burada da ciddi bir mücadele var. Bu mahallede yaşayan vatandaşlar yakınlarındaki yangınlara ve diğer yangınlara bizzat destek veren insanlar. Şimdi yangın Bayır Mahallesi'ni tehdit ediyor. Bunun dışında buranın devamında Milas yönünde Yeniköy Termik Santrali bulunuyor. Burada Yeniköy Termik Santrali'nde ciddi bir önlem çalışması, önlem alınmış durumda. Yol boyunca yangının sıçramasını önlemek için iş makineleri, ağır tonajlı makineler çalışmalarını sürdürüyor. Evet, dün gece akşam saatlerinde Türk Evleri bölgesinden ilerleyen alevler Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşmıştı. Acilen bölge tahliye edildi. Ve sabah saatlerinde Kemerköy Termik Santrali içerisindeki yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Ve burada da yangınla mücadelede görev yapan bir tomanın yangında yanarak zarar gördüğünü biliyoruz. Bunun dışında santralin bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldi. Şu an benzer bir manzaranın yaşanmaması için ciddi şekilde Yeniköy Termik Santrali civarında önlemler alınıyor. Evet, rüzgar etkili. Gidiş yönüne bakıldığında santral bölgesinin risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu risk sebebiyle zaten önlem çalışmaları başlamış durumda. Yeniköy Termik Santrali'ndeki patlayıcı gazların da boşaltıldığı yetkili kaynaklarca belirtiliyor. Santralin devreden çıkarıldığı yine bildirildi. Evet. Yangınla mücadelede
6 gündür üstüne basa basa söylediğimiz bir konu var. Bu birincisi devletin tüm kurumları yangınla mücadelede etkin bir şekilde sahadaydı. Bunun dışında halkımız, yöre halkımız bu yangınların söndürülmesi için ciddi mücadele verdi. Milas'tan, Muğla'dan ve Türkiye'nin birçok yerinden burada gönüllü olarak yangın çalışma faaliyetlerinde görev yapan insanları ve araçları gördük. Tabii ülke dışından da bu zor günlerde yardımımıza koşan insanlar var. Bunlardan birisi de kardeş ülke, dost ülke Azerbaycan. Kardeşlerimiz de burada. Şu an bu yangın bölgesinde de yaklaşık 200 Azerbaycan vatandaşının da yangınlarda gönüllü olarak görev yaptığını biliyoruz. Bayır yatağın değil, Milas Bayır. Takipçilerimizden bazıları yorum yapmış. Evet, şu an gelsek bir şey yapabilir miyiz diye biri sormuş. Şu an Milas Ören karayolunda tahliye işlemleri de devam ettiği için karayolunun gereksiz kullanılmaması gerektiği belirtiliyor. Jandarma ekipleri, güvenlik güçleri karayolunda çalışmalarını sürdürüyor. Milas girişinde Ören istikametine karayolunun trafiğe kapatıldığını biliyoruz. Bunu da buradan belirtelim. Beçin bölgesinde trafik ekiplerinin yol kontrolü yaptığı ve görevli olmayan araçların Ören tarafına geçişini engellediğini buradan belirtelim. Bunun dışında tahliye işlemleri devam ediyor. Evet, çok zorlu bir yangın. Yangın engebeli arazilerden atlayarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Bayır Mahallesi'nde şu an bir vatandaşımız var. Tabii biz gece karanlığında bölgeyi çok iyi bilmediğimiz için bu bölgeyi diyelim. Kendisine soracağız. Şu an karşımızda gördüğümüz alevlerin neresinde kalıyor evler? Anlatır mısınız biraz burayı? Şu gördüğümüz yer köy yok orada. Orası araziye gidiyor. Kemerköy. Biraz yaklaşır mısınız? Ses problemi olmasın. Kemerköy Kül Barajı'na doğru gidiyor. Şu an şu karşıdaki alevler, evet. Kemerköy Kül Barajı. Köy şu yukarıda kalıyor. Sağ tarafta. Köy, evet. Şu köy yandı. Telefona bakarak anlatırsanız, şuradaki görüntüye bakarak. Şu bölge mi? Evet. Şu bölge köy yandı bitti orası. Şu anda. Orman. Köyün berisindeki orman yanıyor. Köyden geçti ateş. Evet. Gürceğiz köyü yandı yani. Biraz daha yukarı giderseniz. Şöyle devam edelim. Bakın bu yangınların devamı bu şekilde. Bu hatta devam ediyor. Orada, şu an bir vatandaşımızın evinin bahçesi, balkonundan bu yayını gerçekleştiriyoruz. Akçakaya köyü var orada. O da yandı geçti. Evet. Güvenlik sebebiyle daha içeri giremiyoruz. Yapacak bir şey yok. Gidiyor. Evet. Bayır halkı diğer yangınlara nasıl destek verdi? Siz destek verdiniz mi? Anlatır mısınız biraz? Gittik. Ben gitmedim. Ben işledim gidemedim ama köylüler gitti. Çaba verdi ama rüzgarın etkisiyle. Bakın şu parlamaları görüyor musunuz? Yani aşırı ışık olduğu için alevleri tam olarak buradan size gösteremiyorum. Ancak hava desteği. Evet. Yani emniyet anlamında ateş emniyet anlamında. Evet, geniş bir hatta yangın tabii etkili. Rüzgar da etkisiyle. Muğla'nın da birçok bölgesinde yangınlar söz konusuydu. Bu sebeple bazı bölgelerde hava desteğinin yetersiz kaldığını vatandaşlar ifade ediyor. Kıyıkışlacık'taydık geçenlerde. Oradaki yangında da birçok vatandaş hava desteğinin gerektiğini talep etmişti, söylemişti. Orada da bundan bahsettik. Ve yetkili kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Kıyıkışlacık yangınındaki hava desteğinin sağlanamamasının sebebinin iki yangın helikopterinin arızalanması olduğu şeklinde bizlere bildirildi. Biz de bunu siz değerli takipçilerimizle, okuyucularımızla paylaşalım.
12'yi geçtiği için yangında 7. gün diyelim. Artık 6. günü 2,5 saat önce geride bıraktık. Bir haftadır Milas'ta yangınla mücadele devam ediyor. Yayınımıza yeni katılan takipçilerimiz için hatırlatalım. Geçtiğimiz cumartesi günü Milas'a bağlı Beyciler Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başlamıştı. Yangın aynı gece rüzgarın da etkisiyle Bodrum ve Milas sınırındaki dağ köylerine sıçramıştı. Yangının bir bölümü Bodrum tarafında ilerlerken bir bölümü de Milas'ın diğer mahallelerinde etkili oldu. Bu mahalleler hangileri? Çökertme, Bozalan, bunun dışında Gökbel, Türk Evleri, bu bölgelerde yangın, Mazı tabii Bodrum'a bağlı bir yer. Aşağıya Mazı ve yukarı Mazı'da da yangın etkili oldu. Yani Milas ve Bodrum'u kasıp kavuran bu yangınlar bir haftadır devam ediyor. Tabii yangının tehdit ettiği mahallelerde güvenlik gerekçesiyle ve diğer yangınların başlamaması için elektrik enerjisi kesintisi yapılıyor. O sebeple şu an köy zifiri karanlıkta. Ve köyün içinde bazı vatandaşlar, burada bizleri misafir eden ağabeyimiz gibi bazı vatandaşlar yangın nöbetini sürdürüyor. Alevleri karşıdan izlemekle yetiniyoruz şu an. Umarız alevler bu mahalleye ulaşmaz. Evet, şimdilik yangın bölgesinden ileteceklerimiz bu kadar. Bizleri takip ettiğiniz için, yayınlarımızda yorumlarınızla bizlere güç verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Haber Milas ekibi olarak. Umarız sabah daha güzel haberler vermek üzere yeniden canlı yayınlarımızda buluşuruz.